Merhaba arkadaşlar, ismim Fatih, soyadım İkizceli, Kırıkkale Üniversitesi Elektrik Haberleşme Teknolojisi 1. sınıf öğrencisiyim. Sayın Mahmut Ali Erbil hocamızın verdiği C programlama bütün ödevini size elimden geldiğince sunmaya çalışacağım. Hocamızın isteği üzerine ilk olarak ekrana bir karşılama metni yazmamızı istedi. Bu metni ise printf komutu ile yazdıracağız. Ya ben ilk olarak ekrana karşılamak olarak merhaba C programlama burada slash'ını kullanacağım. Çünkü neden ise bu metni yazdıktan sonra bir yasak rahatlaması için. İlk aşamamızı tamamladık. İkinci aşamamızda hocamız isteği üzerine ekrana öğrenci adı soyadı, okul ismi, bölüm ismi, okul numarasını yazdıracağız. Bunlar için de tekrar yine printf komutumuzu kullanıyoruz. Printf parantezimizi açtık. Çift tırnağımızı açtık. Ad, soyad, iki nokta üst üste Fatih İkizceli. Tekrar slash'ını kullanıyoruz bir hatırlatmamız için. Burada yanlış yazmışız. F olacaktı. İkinci adımda ise ekrana okul ismini yazdıracağız. Printf parantezimizi açtık. Tırnaklarımızı açtık. Okul ismi iki nokta üst üste Kırıkkale Üniversitesi. Tekrar slash'en. Üçüncü olarak da ekrana bölüm ismini yazacağız. Printf parantezimizi açıyoruz. Tırnaklarımızı açtık. Bölüm ismi iki nokta üst üste elektronik haberleşme teknolojisi. Tekrar slash n. Son olarak ise ekrana okul öğrenci numarası yazdıracağız. Printf parantezimizi açtık, tırnağımızı açtık. Öğrenci no iki nokta üst üste 200 721 043, pardon, 43. Tekrar slash n noktalı virgül. İkinci aşamada tamamlandı. Üçüncü aşamada ise bunlar yazdıktan sonra ekran altında devam etmek istiyorsanız herhangi bir tuşa basınız yazdıracağız. Tekrar printf komutumuzu kullanıyoruz. Parantezimizi açtık. Tırnaklarımızı açtık. Devam etmek istiyorsanız bir tuşa basınız. Tekrar olarak slash n. Bunu yazdıktan sonra bu devam ekranda kalması için get char komutunu kullanacağız. Get char parantezimizi açtık. Nokta üstüne koyduk. Burada koda bastıktan sonra, herhangi bir tuşa bastıktan sonra en son olarak ekrana printf ile C programlama büt ödevi. Son olarak da ekrana bunu yazdıracak. Return 0 ise kodlamada herhangi bir hata olmadığını belirtmek için kullanıyoruz. Özet geçersek ilk olarak ekrana kodumuz merhaba C programı bütün hoş geldiniz yazacak. Bir satır atlayacak. Bir satırda ise öğrenci adı soyadı bilgisine girecek.
İkinci olarak okul ismini, üçüncü olarak bölüm ismini, dördüncü olarak öğrenci numarasına girecek. Bunlar girdikten sonra biraz hatırlattırıp bize bir soru soracak. Devam etmek istiyorsanız herhangi bir tuşa basınız diyecek. Tuşa bastıktan sonra en sonra kodlama işlemimiz ekrana C programına bütün ödevini yazacak. Deneyelim. Run dedik. Gördüğünüz üzere karşılama metnimizi yazdı. Yukarıda belirttiğimiz ad, okul ismi, bölüm ismi, öğrenci no ve son olarak davet etmek istiyorsanız herhangi tuşa basınız belirtti. Deniyoruz. Bastık. Ve gördüğünüz üzere buradaki metni de buraya yazdırdı. C programı büt ödevi. Göründüğü üzere kodlamada bir hata gözükmüyor. İkinci sunumda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.